İşte senin düzenlediği teknoloji zirvesindeyiz dedik. İçeride de konuşma yaptınız ve birinci olmak için çok iyi bir zamanlama, teknolojide lider olmak için çok iyi bir zamanlama yakaladığınızı söylediniz içeride de. Ve aynı zamanda içerideki konuşmanızda reklama yatırım yapmaktansa alt yapıya yatırım, teknolojiye yatırım yapmanın daha önemli olduğunu vurguladınız ve Türkcell olarak zaten bunu yapıyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi bugünkü konferansta Turkcell kurumsal mobil iletişim teknoloji konferansında zirvesinde dünyadan birçok önemli konuşmacı da geldi ve bütün kurumsal müşterilerimize dünyadaki değişimden, devrimden bahsettik. Biliyorsunuz dünyada mobil internet devrimi yaşanıyor. Dünyada 6,8 milyar insan var. 5 milyarı cep telefonlarıyla birbirine bağlanmış vaziyette. Fakat internet kullanıcılarının sayısı sadece 1,5 milyar. Mobil internetle bu internet kullanıcılarının sayısı cidden hızlı bir şekilde artacak ve 5 milyara ulaşacak önümüzdeki 5-10 sene içinde. Dünyada böyle bir devrim yaşanırken Türkiye'de ekonomik gelişmesiyle krizden erken çıktı. Senenin ilk yarısında %10 üstünde büyüdük. Yani rüzgar arkamızdan esiyor. Bir de Türkiye tarihindeki belki en büyük fırsatı yakaladı teknoloji konusunda. Çünkü ilk defa olarak mobil iletişim, telekomünikasyon konusunda dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesi Turkcell altyapısıyla Türkiye'de. Biz dünya krizdeyken 2008'de, 2009'da 5 milyar liraya yakın yatırım yaptık 2008'de, 2009'da, 2010'da. Dünyada 39 milyon çalışan şirketler tarafından işten çıkartılırken biz istihdama odaklandık. Türkiye 3G'ye hazır değil. 3G Türkiye için çok erken derken rakiplerimiz, biz 3G Türkiye'ye gelsin diye çalıştık. Rakiplerimiz 3G ihalesine girmedikleri zamanlarda biz yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmek için uğraştık. O yüzden son 3-5 seneye bakarsanız en fazla altyapıya yatırım yapan şirket Turkcell. Bu yeni dönemde, mobil internet döneminde ekonomi de iyiye giderken bence Türk şirketleri için büyük bir fırsat var. Bu teknolojiyi kullanarak farklılaşabilirler. Ürünlerini, hizmetlerini dünyada en güçlü rekabet edebilir konuma getirebilirler. Bu hem İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi, Bursa gibi büyük şehirlerimizde hem de Anadolu'nun dört bir yanında Türkiye'nin yüksek potansiyelini artık gerçek başarıya dönüştürmenin zamanı. Ekonomimiz iyiye gidiyor. En iyi teknolojileri, en iyi altyapıya sahibiz ve şimdi mobil uygulamalarla ürünlerimizi, servislerimizi farklılaştırma zamanı. Peki yatırımlardan bahsetmişken bir de Gebze'de data üssü kurma gibi proje var. Evet. Ve bunun için de Microsoft'la görüşme gibi bir planınız var mı? Bill Gates'le oturup bu konuda görüştünüz mü? Bir işbirliği yapacak mısınız ve bu proje ne kadarlık bir yatırım olacak? Şimdi inanın Turkcell olarak biz 4 sene öncesinden bu mobil internetin geldiğini görmüştük. O yüzden bahsettiğim gibi büyük yatırımlar yaptık. Ve rakiplerimizin bazen 100 misli büyükte fiber altyapısı defalarca büyük, daha büyük altyapılara kurmuş olduk. Bu müşterilerimize büyük bir avantaj oluyor. Bunun yanında, altyapının yanında biz yazılımın da çok önemli olduğunu düşündüğümüz için Turkcell Teknoloji şirketini kurduk Gebze'de. Şimdi ona çok yakın bir yerde Turkcell Data Center'ı kuruyoruz. Buraya 100 milyon liranın üstünde büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede de kurumsal müşterilerimizin bilgilerini, datalarını bu data center'da bulundurup onlara en hızlı bir şekilde sunacağız. Microsoft'la herhangi bir görüşme var mı? Valla Microsoft ve diğer firmaların hepsiyle görüşüyoruz. Gerektiğinde onların da bilgilerini bu data center'da tutarak Türkiye'deki müşterilerimize hızlı ulaştıracağız.